Güvenceniz, geleceğiniz, malınız, varlığınız ve rahatınız için Şeker Sigorta Kıbrıs Limited. Araç, konut ve iş yeri sigorta işlerinde şeker poliçenizin keyfini yaşayın. Şeker Sigorta Kıbrıs Limited sabah kahvesini sunar. Kanal Sim'den sabah kahvesinden iyi günler, iyi sabahlar sevgili izleyiciler. Bugün 28 Ocak Perşembe, bir kez daha sabah kahvesine hoş geldiniz. Herkese günaydın. Dışarıda -1 dereceydi biraz önce ısı. Arabanın termometresi bunu gösteriyordu ve soğuk bir güne daha uyandık. Bugünden itibaren hava sıcaklıklarının yükseleceğini söylüyor meteoroloji. Hava da bugün açık, sanki güneş çıkacak ve bizi ısıtacak. Çok sık kullanılan bir tabir. Biraz güneş çıksın da kemiklerimiz kızınsın, ısınsın. Evet, herkesin içini ısınacağı güzel, keyifli bir perşembe günü diliyoruz. Ocak ayının son perşembesindeyiz, son haftasındayız. Pazartesi sabahı Şubat'a uyanacağız. Bir başka deyişle, teorik de olsa kışın son ayı başlamış olacak. Ve Şubat ardından Mart derken bahara yelken açacağız. Bahar, Mart soğuğu, dert soğuğu derken ver elini yaz, ver elini sıcaklar, ver elini sivrisinekler falan derken bugünün soğukla devam eden ve tabii ki hastalıkları tetikleyen birçok insanın hasta olmasını ve bütün ülkedeki sağlık servislerinin dolup taşmasını sağlayan soğuklar geride kalacak. Dolayısıyla dünya döndükçe mevsimler de değişecek. Herkese güzel bir gün dileyerek başlıyoruz. Hem ülkemizde hem dünyada bizi izleyen, dinleyen herkese Kanal Sim'den ve Sim Radyo'dan sevgilerimizi iletiyoruz. Ülke gündeminde neler olup bittiğini birazdan sizlere aktaracağız. Kıbrıs Türk basınında çeşitli manşetler var. Kimisi havayı manşet yaptı, kimisi suyu. Evet, havadan sudan konuşuyoruz gibi oldu. Gerçekten de böyle bir su krizini, bir de soğuyan havayı konuşunca havadan sudan konuşmuş oluyoruz. Havadan sudan konuşacağımız bir güne daha hoş geldiniz. Evet, bugün saat 8.45'ten itibaren de Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Gülsar'da konuğumuz olacak. Soru ya da görüşlerini dilerse izleyenlerimiz Kanal Sim'in Facebook sayfası üzerinden bize ulaştırabilecekler. Radyo gazetesinin konuğunu da söylemiş olalım ve öyle başlayalım manşet turumuza. Evet, bakalım manşetlerde neler var gazetelerde. Yeni düzenle başlıyoruz. Kamu özel ortaklığı başlığını görüyoruz. Yeni düzenin manşetinde Başbakan Ömer Kalyoncu'nun dün Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde yapmış olduğu açıklamalar bu şekilde yer buldu. Yeni düzen gazetesinde. Kıbrıs'ta soğuklar gidiyor başlığını görüyoruz bugün manşette. Dondurucu soğuk bölgeyi terk ediyor. Bugün hava sıcaklığı 15, yarın 19 derece dolaylarında olacak. Ve Halkın Sesi gazetesinde bizi ölüme terk ediyorlar başlığını görüyoruz. Ve Ankara'daki doktorlar ayağımıza gelirken ve aynı hizmete yakında üniversitesi hastanesinde verilirken 80 yaşındaki bizleri Ankara'ya götürmek istiyorlar diye sağlıktaki düzensizliği eleştiren Arif Tilkioğlu torpille sevk yapılmasına isyan etti diyor Halkın Sesi gazetesi. Sağ Kıbrıs kriz projeleri de vurdu başını kullandı bugün manşetinde. İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gür Cafer'in açıklamalarını aktardı okuyuculara. Manşetinden Vatan Gazetesi Ercan'a hukuki inceleme başlığını kullandı bugün manşetinde. Başbakan Ömer Kalyoncu'nun açıklamalarını aktardı. Homofobik Toplum Detay Gazetesi'nin bugünkü manşeti. Ortam hangisi doğru diye soruyor Türkiye Büyükelçisi Derya Kanbay. Kıbrıs konusuyla ilgili şimdiki coğrafi federasyon, iki halk ve iki egemenlik. Onlar birleşip uluslararası alanda tek egemenlik olacakmış. Bunu nasıl yapacaklarını çok merak ediyorum derken Ankara
muhalefet egemenlik temelinde son yıllarda yapılan görüşmeleri desteklediğini açıklıyor. Afrika'da Kratos borusu başlığını görüyoruz. Girne'de bulunan Kratos Oteli'de yoğun bir boru faaliyeti var. Kalın demir halkalarla ağırlık verilen kocaman borular sahilden denize indiriliyor dedi Afrika gazetesi bugünkü manşetinde. Değerli izleyenler, manşetler böyleydi. Gazetelerin ön sayfa ayrıntılarına bakacağız. Basında bugün köşemiz başlıyor. Değerli izleyenler, gazetelerin sayfa ayrıntılarına yeni düzenle başlıyoruz. Suda adım adım sona doğru üst başlığı ve kamu özel ortaklığı manşetiyle çıktı bugün yeni düzen. Başbakan Ömer Kalyoncu önümüzdeki günlerde su konusuyla ilgili Türkiye Cumhuriyeti hükümet yetkilileriyle bir araya geleceklerini ve konuyla ilgili son noktayı koyacaklarını bildirdi. Kalyoncu ilk kez kamu özel ortaklığı şeklinde bir işlem yapılacağını ve suyun vatandaşa ulaştırılacağını belirterek bu iş yapılırken de işin muhatabının belediyeler olduğunu ifade etti. Kalyoncu, hükümet olarak amaçlarının vatandaşa suyun en ucuz ve en kaliteli şekilde ulaştırılması olduğunu kaydettiği başbakanın açıklamalarını detaylarıyla aktarmıştık dün akşam ana haber bültenimizde de. Can Dündar ve Erdem Gül iddianamesi tamamlandı, ağırlaştırılmış, müebbet isteniyor. Yani hiçbir şekilde affa uğramayacakları şekilde ömür boyu hapiste çürüsün bu iki gazeteci. Niye? Çünkü delil buldular. Neymiş delil biliyor musunuz? Haber ve makale. Yani yazdıkları, yani düşünceleri. Evet. Orta Çağ dönemine ait roman ve filmleri okuyanlar bilir. O dönemde ruhban takımı egemendi ve bilgiye ulaşımı engellemek için insanları en acımasız şekilde katlediyor, öldürüyor, zehirliyor, asıyor, kesiyordu. Ve bu her türlü tiranın, her türlü diktatörün olduğu dönemde de bu böyle yapıldı. Çünkü en korkulan şey düşüncedir. Düşünceden korkulduğu için insanların düşünmeyeceği bir noktaya gelmesi, yazamayacağı, konuşamayacağı, örgütlenemeyeceği bir şekilde yaşamını sürdürmesi veya yaşamını sonlandırılması isteniyor. Ağırlaştırılmış müebbet Can Dündar ve Erdem Gül için bugünün 2016'nın Türkiye'si orta çağı aratmıyor. Tek fark şimdi ruhban takımı, yani o zamanki papazlar yerine başka bir takım var. Bu takımın ne takımı olduğunu hepimiz biliyoruz. İki polise idari ve cezai soruşturma, gece kulübünde konsomatris olarak çalışan bir kadının polis tarafından darp edilmesi mercek altına alındı. Kol kırılıp yen içinde kalmasın. Tuz koktuysa bilelim, tuz kullanmayalım. Zaten tansiyona iyi gelmez. Dolayısıyla ben tuzdan uzak dururum, siz de durun. Kıptek akıllı sayaçlarla ilgili yaşanan sıkıntıları gidermek için harekete geçti. Akıllı sayaçlardaki sim kartlarda iletişim sıkıntısı yaşanıyor Kıptek'in açıklamasına göre. Ve İçişleri Bakanı Asım Akansoy, Derinya ve Aplıç kapılarıyla ilgili açıklama yaptı. Derinya yakında, Aplıç 1,5 yıla kadar açılacak deniliyor haberde. Emine Dizdarlı, insanın yüzü hiç mi kızarmaz? Ertuğruloğlu, ihbar kimden geldi açıklayınız. Bunlar da yeni düzenin ön sayfadan kullandığı başlıklar. Emine Dizdarlı bugün Kanal Sim'in konuğu olacak. Evet, yeni düzeni aktarmış olduk böylelikle. Sırada Kıbrıs gazetesi var. Soğuklar gidiyor başını görüyoruz Kıbrıs gazetesinin manşetinde. Dondurucu soğuk bölgeyi terk ediyor. Bugün hava sıcaklığı 15, yarın 19 derece dolaylarında olacak. Başkent Lefkoşa'da dün sabahın erken saatlerinde sıfırın altında -2'ye kadar düşen hava sıcaklığı vatandaşı dondurdu. Aynı saatlerde İngiltere'nin başkenti Londra'da sıcaklık 11 dereceydi. Kuzey Kıbrıs'ta pazar gününden itibaren gün ortasında 6 dereceye kadar düşen sıcaklık bugün 15, yarından itibaren ise 19 derece olacak. Hafta sonu ülkemizde yer yer yağmur bekleniyor.
Ve haberin detayları da iç sayfalarından aktarılıyor Kıbrıs gazetesinin. Devam edelim Kıbrıs'ı aktarmaya. Ağacı yerinden söktü. Alkol tesiri altındaki sürücünün aşırı sürat ve dikkatsizliği pahalıya mal oldu. Ve bu trafik kazasının detayları da Kıbrıs'ın iç sayfalarında. Yanlışlıklar yapılamaz mı? Yapılabilir. Başbakan Kalyoncu, Ercan Havaalanı'ndaki kontrolörlük konusuyla ilgili devlet hukukçularıyla görüştüklerini açıkladı ve ekledi. Yanlışlıklar yapılamaz mı? Yapılabilir. Ve tartışma sürüyor dedi Kıbrıs. Toparlanıyoruz hareketi meclise dilekçe sundu. Ertuğrul Ağulu hakkında soruşturma istedi. Ombudsman Emine Dizdar'da ise bir televizyon programına katıldı. Genç TV'deydi ve Ulaştırma Bakanı'nı eleştirdi. Ertuğrul Ağulu kontrolü kaybetti dedi. Kıbrıs'ın başlık kenarında Güney'de Kıbrıs sorunu gündemin ilk maddesi başlığını görüyoruz. Kuzey Kıbrıs'ta su konusu ve usulsüzlük iddiaları gibi iç konular tartışılırken Kıbrıs Rum tarafının gündeminde Türkiye ile ilişkileri de içeren Kıbrıs sorunu gündemin ana konusunu oluşturuyor dedi Kıbrıs gazetesi. Havadis'te devam ediyoruz. Reform yoksa para da yok manşetiyle çıktı Havadis bugün. Tarım Bakanı Erkut Şahali, tarım reformunu uygulama tekniklerini ve neden bu reformun gerekli olduğunu Havadis'e anlattı. Şahali, reformu uygulayamazsak 2018'de kullanacak para bulamayacağız dedi. Bütçeye en büyük kösteğin mevcut destek sistemi olduğunu ifade eden Tarım Bakanı Erkut Şahali, bu durumun değişmemesi durumunda 2018 yılında bütçede harcanacak para kalmayacağını belirtti. Şahali, yeni bir kaynak yaratarak bütçe payını büyütme durumu yok dedi. Erkut Şahali, gerek hayvan üreticileriyle gerekse çiftçilerle yaptıkları görüşmelerden henüz bir sonuç alamadıklarını kaydederek henüz bir uzlaşımız yoktur. Herkes bir şey yapılması gerektiğini söylüyor. Her örgütün kendine göre farklı görüşleri var diye konuştu. Evet, reform yoksa para da yok. Bu tür haberleri çok yapıyor Havadis epeydir. Ve bir an önce bu protokolü imzalayalım. Suyu da halledelim. Yoksa para alamayacağız şeklindeki mantık elbette ki sokaktaki vatandaşa bir an önce bu işi halledelim, parayı kim alırsa oy der etsin bizi mesajı vermiyor değil benim kanımca. Dolayısıyla evet, bu öğretilmiş çaresizlik içinde hükümetlerin de yapabileceği başka bir şey yok, bakanların da yapabileceği pek bir şey yok. O yüzden öğretilmiş çaresizlik içinde birbirimizi böyle dövüp duruyoruz ve sonunda da yüzümüzü kıbleye, ama bizim kıble kuzeyde, güneydeki kıble değil, yani Kabe değil, Ankara'daki yani belki kıbleye dönebilirsiniz. Çünkü yardım heyetinin şeyi oradan geçiyor belki. Buradan bakıldığında biraz güneyde kaldı. Sanayi bölgesine göre. Dolayısıyla yardım heyeti, yani Ertan Tosun beyefendinin iki dudağının ve mantığının arasında kalmış durumda. Elçinin de değil. Elçi çok fazla bu işlerle anladığım kadarıyla ilgilenmiyor. Diplomasiden geldiği için. Eski Büyükelçi Halil İbrahim Akça da zaten Ertan Tosun'un pozisyonundayken bizi yönetmeye başlamıştı. Şimdi Ertan Bey Halil İbrahimlileşti ya da onun ekolünü devam ettiriyor ve ben bilirim, ben yaparım, beğenmezseniz de para yok mantığıyla hareket ediyor. Yani ben bunları söylerken artık yani tekrar ettiğim için kendimden bile usandım. Yani ben bile usandım söylediğimden. Aynı şeyleri söylüyorum çünkü aksini biri bana şu ana kadar beni ikna edecek şekilde ortaya koyamadığı fikirlerini bilmiyorum. Tabii ki herkesin görüşü farklı olabilir ama daha farklı bir durum varsa eğer memlekette ve bizim siyaset alanımız giderek daralıyor. Hatta yani derler ya işte biz Mandıra'da yaşarık, bu daha çok coğrafi nedenlerle işte yurt dışına çıkamazdık, edemezdik falan, Mandıra düzeni denir. Bu daha da küçük bir böyle ağla hapsolmuş durumdayız. O yüzden sürekli birbirimizle böyle tokuşuruk gibi gelir bana. Yani yapacak bir şey, atacak adım, alternatif üretme konusundaki sıkıntı ve vizyon konusunda kendi kendimize vizyon koyamaz duruma düşüşümüz. Bilmem, sen de usandın benim söylediklerimden de bakan. Alternatif koyamıyor mu insanlar? Yönetenler alternatif koyamıyor mu? Koyuyor, koymaya da çalışıyor. Örneğin örneğinde olduğu gibi.
Türkiye dün Gönyeli Belediyesi, Belediyeler Birliği ve BESK Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Benli'ydi konuğumuz. Hükümetin de şu anda durumunun çok zor olduğunu, kolay konular olmadığını söyledi. Dün Başbakan yine Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde yapmış olduğu açıklamada da su konusunun kolay bir konu olmadığını söyledi. Yani buna hiç düşünmeden Türkiye'nin ortaya koyduğu sözleşmeye çok rahat imza atabilecek olanlar da oldu geçti. Hükümet etti bu ülkede. İşte zaten neyin tartışmasını yaşıyoruz biz? Dönemin başbakanı İrsen Küçük'ün attığı imza sonrasında su konusunu toparlamaya çalışıyor bugün hükümet. Ya da bununla ilgili olarak BESK'in kuruluşu ya da belediyelerin bu noktada üstlendiği rol, başkan olarak Ahmet Benli'nin dünkü açıklamalarını ben dinledim de bir yandan çok zor bir konu olduğu için hükümeti hak verdiğini söylüyor. Bir yandan da gerçekten kaygılıydı. Yüzünden de, tavrından da bugüne kadar gördüğümüz Ahmet Benli'nin daha önceki ifadeleri ve duruşuyla kıyasladığımız zaman da gerçekten endişeli olduğunu sözleriyle söylemese de gözünden de okuduk hep birlikte. Ben oturup izledim yüz ifadelerini de konuşurken. Programdan sonra endişem var dedi. Hı. Benim kişisel değildir endişem dedi. Ve bunun belediyeler adına, tüketiciler adına, çözmeye çalıştığımız Kıbrıs sorunu adına, partim adına endişeliyim. Kolay değildir arkadaşlar dedi aynı zamanda da. Ve biliyorum durumunuz kolay değil dedi. Fakat kendilerinin hazırladığı, yani CTP Parti Meclisi'nin aldığı karar sonrasında kurulan komitede çalışmalar yapıldı. Bu komitenin içerisinde de yer aldı Ahmet Benli. Ve bir öneri bu hükümet açısından bunu tartışması, bunu konuşması açısından, ama Türkiye'nin ortaya koyduğu metin hala duruyor. Ve dolayısıyla onun üzerinden gidiyor pazarlıklar. Biz 2012'de dönemin bakanı bir şey yapmadı da dedi aynı zamanda Ahmet Benli. Kimi ifadelerde kıssak da Türkiye'den gelen açıklamalara haklı oldukları noktalar da var dedi. Ama bugün bu sözleşmenin olduğu gibi, yani değiştirilmeden imzalanması durumunda da hem belediyelerin batacağını, açıkça dibe vuracağını, çalışanını ödeyemeyeceğini, gelirinin ciddi anlamda düşeceğini, bir yandan bu özelleştirme sonrası, şirket gittikten sonra karşımıza bir fosil bulacağız dedi. Ve bunun bedelini yine vatandaş, yine tüketici ödeyecek dedi. Sadece sudan değil ama birçok şeyden dolayı tüketicilerin karşısına çıkacak fatura miktarının ne kadar yüksek olacağından bahsetti. Ve dedi ki bize bu sözleşme imzalanmadan su birim fiyatının artırılması yönünde telkinde bulunuluyor. Neden? Çünkü sözleşmeden sonra hep birden artış yapılmasını yer özelleştirilirse. Hükümet açısından bakıldığında çok zordur. Hükümet açısından da. Türkiye'nin ısrarı devam ediyor. Çalışmalar yapılıyor. Daha önce atılan imzalar var. Geçmiş hükümet dönemlerinde atılan imzalar var ki demişti o zaman başbakan, dönemin başbakan Ersin Küçük, bugün olsa yine imzalarım şeklindeydi açıklaması. İşte bir yandan çok rahat atılan imzalar var. Bir yandan da bu toplum için ne olabilir zararı bunun ya da bizim önerimiz nedir? Bununla çabalayıp uğraşan bir kesim var. Başarılı olunur ya da başarılı olunmaz. Ama herkes çabalıyor. Yalnız endişeli olduğunu söyledi dün Ahmet Benli. Ben bizim önerimizin hayata geçmesi konusunda çok umutlu değilim, umudum çok az şeklinde de bir ifadesi oldu. Her konuyla ilgili belli ki karşımıza bizim işte onunla ilgili imzalanacak protokol, ekonomik protokol, para konuyor. Tarımla ilgili yine benzer ifadeler. Bizim başımızı ağrıtıyor Türkiye'den aldığımız para. İşin özü bu. Biraz şey gibi hissettim. Onu yap para, bunu yap para. Bazen aile içlerinde de böyle dengesiz ilişkilerin olduğu aile işlerinde de anne, baba ve çocuk arasında çok sağlıksız biçimde yürütülen bir ilişki modelidir bu. Ödül ceza sürekli. Yani ödülden çok para bende. Tamam işte dediğim, yani yemeğini yersen sana yemiş alacağım. Doğru ya da yanlış. Ya da dersini çalışmazsan seni oda hapsine kapatacağım.
falan ya da işte şiddet içeren falan cezalar. Yani çok zor. Çok zor. Yani bu, hükümet etmek de zor bu dönemde. Ben alenen davet edeyim. Belediyeleri yani. Düşünmek de, bir belediye başkanı açısından da baktığım zaman tüm belediye başkanları açısından herkes aynı şekilde çıkıp konuşamayabilir. Her başkan aynı şekilde davranamayabilir. Zaten konumu gereği şu anda belediyelerin başında olan isim Ahmet Binli'dir. Dolayısıyla konuşması gereken isim de odur. Ama gerçekten herkes için zor kararların olduğu bir dönem. Bir maça çıkarsanız rakibinize göre top oynarsınız veya güreş tutarsınız, boks yaparsınız, neyse tenis oynarsınız. Eğer rakibi siz bilmezseniz, kiminle dans ettiğinizi, kimin oynadığınızı bilmezseniz sorun oradadır. Şimdi ben çok merak ederim. Ahmet Benli çıkar konuşur. Bütün partiler çıkar konuşur. Sivil toplum çıkar konuşur. Gazeteciler yazar ve kamuoyu bir şekilde oluşur. Ben sorarım ve ısrar ve inatla lütfen çağıralım biz, davet edelim resmen de. Buradan ben alenen davet ediyorum. Ertan Tosun'u ben bugüne kadar hiç görmedim. Adını duyarım. Yardım heyeti başkanı. Çıksın ve bize bu protokollerle ve mevcut ekonomik yapıyla kendi dayattığı ve insanlara ayar çektiği, belediye başkanlarını Anamur'a götürürken yaptıklarını belediye başkanları anlattı. Ben onların yalancısı olabilirim ancak. Diğerleri abartı olsa bile su konusunda gerek Sayıştay binasında olanlar, gerekse daha sonra Anamur sürecinde yaşananları belediye başkanları kendi ağızlarıyla anlattılar. Nasıl arandıklarını, nasıl baskı altına alındıklarını, Anamur'da memurlar tarafından nasıl aşağılandıklarını kendileri anlattılar. Bu stüdyolarda da konuştular. Ve bugüne kadar bu işlerin mimarı hiç kamuoyunun önüne çıkmadı. Çık, gel, konuşalım. Biz ne insan yerik ne de birine bir lafımız olur. Misafirimiz olduğunda gel sorularımıza cevap ver. Eğer bu kadar kudretliysen sen. Ha o zaman perde gerisinde hem memleketi idare edeceksin hem de basın içinde Truva adlarıyla böyle kurgular yaratacaksın. Sipariş haberler yazdıracaksın, yorumlar yazdıracaksın. Ben bunu bu kadar açık ve net olarak iddia ediyorum. Truva adları vardır medyanın içinde ve TC Yardım heyetinin sözcülüğünü yapar. Kimisi X nedenden, kimisi Y nedenden. Bunları bilemem ben. Kimisi tamamen duygusal nedenden, kimisi tamamen ideolojik nedenden, kimisi tamamen ahbap çavuş ilişkileri nedeniyle olabilir. Nedenlerini bilemem. Herkesin ama bellidir. Ve bu ilişkileri biz de duyuyoruz. Görmedim gözümle ama duyuyoruz. Okuyunca da anlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim gene Ertan Tosun'un istediklerini söylüyor falan siyasetçi. Bizim adam gene şeyi yazdı. Ertan Bey'in fikirlerine yakın bir şey yazdı. Ya da tersini yazdı ki şey olsun. Yani kötünün iyisi yani eşeği kaybettirip tekrar bulduğunda sevindirir ya Allah derler o misal. Bu tür, ben de açıkça buradan söylüyorum. Geçmişte Halil İbrahim Akçay'a da aynı çağrıları yaptık. Çıksın Ertan Tosun, hem görelim nedir, nasıl bir saçı var, başı var, tanıyalım fizik olarak da. Artı sorularımıza cevap versin. Nedir bu müdahaleci tavrı? Nedir bu niyet? Nedir bu yardım heyeti, diktatörlüğü bu memlekette? Ha ben, tabii yani ben buna isyan ederim, yıllardır da söylerim bunu. İsyan etmeyenler, biat edenler de kendi bildikleri yolda gidecekler. Ben bu yolda yürümeyeceğimi çok net biçimde söyledim. Çok net. Bu yolda yürüyenlere de sonunda duvara vuracakları uyarısını yapmak benim bir sol görüşlü gazeteci olarak bu memlekette barışa, demokrasiye ama sosyal adalete de inanan biri olarak bu memleketi yardım heyetinin duvara vurdurduğunu ve onunla beraber yürüyen bütün siyasilerin de duvara vuracağını ve maccaz olacağını bir kez daha söyleyeyim açıkça. Daha ne söyleyeyim yani? Vazgeçin bu işten. Çıkın ve deşifre edin. Deyin ki Ertan Tosun bunu ister. Ertan Tosun su konusunda şu önerileri yapar. Ve her adımda da müdahildir. Bunları çıkın açıklayın. Açıklamadığınız sürece de
günün sonunda sonra da diyeceksiniz ki biz ne oldu da acaba böyle oldu günün sonunda, yani işte olası bir seçimde vesaire insanlar neden öyle oldu böyle oldu. Ya yanarım yanarım, barış sürecinde, çözüm sürecinde de bu işler hep ters işleyecek. Her neyse, üretici mevcut reformlara karşıymış Çavuşkelli ve Hayvan Üreticileri Başkanı Mustafa Naimoğlu'nun açıklamaları. Yedi dalgalı üreticileri don vurdu. Bu soğuklarda don her tarafı etkiliyor. Uyuşturucu operasyonu var ve seyri sefer sistemine itiraz. 2015 yılında yaklaşık 25 bin aracın seyri seferi yenilenmediği, 102.461 araç kayıttan düştü. Devlet 2015 yılında yine milyonlarca lira kaybetti. Galericileri de rahatsız etti. Evet, bu da bir başka sonucu uygulanan ekonomi politikaların. Yani bence Maliye Bakanı gitsin ve desin ki bu rakamlara göre 25 bin aracın seyri seferi yenilenmedi. Ve bunun da nedenini araştırın bakalım. Yardım heyeti bu konuda bize bir workshop yapsın da bakalım ne bulacaklar. Ben bilirim niçin insanlar çıkarmaz seyri seferini, sen bilin. Niçin? Bir, insanların cebinde para yok. İki, seyri seferin amacı kalmadı. Seyri sefer amacından çıktı. Dolayısıyla ben sürerim, polis yakalarsa cezasını öderim. Mantık bu. Hı. Kayıttan da düşerse araba nasıl olsa af çıkar. Vatan Gazetesi ile devam ediyoruz. Ercan Ağa'nın hukuki inceleme başlığını görüyoruz. Vatan Gazetesi'nin manşetinde 11 milyon dolarlık elden ihale konusunda Başbakan Kalyoncu'dan açıklama. Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde açıklama yapan Başbakan Kalyoncu, Ercan konusuyla ilgili devlet hukukçularıyla görüşüyoruz dedi. Kalyoncu, Ercan Havalimanı'ndaki kontrolörlük konusuyla ilgili de konuyu hükümet olarak devletin hukukçularıyla görüşmekteyiz. Konu sonuçlandığı zaman kamuoyuyla da paylaşacağız. Çoğu konuda herkesin emin olması gerekir dedi. Kalyoncu, Ercan Havalimanı kontrolörlük işleriyle ilgili yayınlanan ombudsman raporuna da değinerek ombudsmanın bu konuda bir çıkışı olduğuna, bu çıkışa karşı bazı karşılıklı açıklamalar olduğuna işaret etti ve herkesin bu konuya bir şekilde taraf olduğuna, işe taraflar gibi bakmaya başladığına dikkat çekti. Kalyoncu bu konu gündeme geldiğinde bir açıklama yaptığını ve sorun böyle çözülmez, aslında hükümete bir yazı yazılmalıydı, kamuoyu önünde bu konunun tartışılması bizi rahatsız etmez ama usulüne uygun yapılması gerekir dediğini, bunun üzerine de Başbakan Ombudsman'a karşıdır denildiğini kaydetti. Kalyoncu, halbuki cümlesinin devamında açıklıktan ve şeffaflıktan yanayız dediğini ifade ederek, hiçbir şekilde devletin bir kuruşunun yanlış bir biçimde harcanmasını istemediklerini vurguladı. Kalyoncu, yanlışlıklar yapılmaz mı? Yapılabilir. Biz de konuyu hükümet olarak devletin hukukçularıyla görüşmekteyiz. Konu sonuçlandığı zaman kamuoyuyla da paylaşacağız. Çoğu konuda herkesin emin olması gerekir, dedi. Soğuk hava bölgeyi terk ediyor, aktarmıştık bu haberi. Özel yatırımlara çok özel destek, bir de ünlem var yanında. Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sunat Atun, KOBİ ve şirketlerin gelişmesi yönünde çalışmaların yapıldığını belirterek, ülkedeki yatırımı artırarak ekonominin büyümesi yönünde gerekli adımların cesaretle atılacağını kaydetti. Derinya ve Aplıç kapıları için Avrupa Birliği yardımı hazır. İçişleri ve Çalışma Bakanı Asım Akansoy, Derinya ve Aplıç kapılarının açılmasına ilişkin UNDP projesinin ihalesinin sonuçlandığını ve Avrupa Komisyonu'nun projenin finansmanı için 2.1 milyon euroyu serbest bıraktığını açıkladı. Meclis Başkanı Sibel Siber, Türkiye yanımızdadır, desteği büyüktür, dedi. Kara para konusunda şüpheli ülke imajı ortadan kaldırıldı. Suç ve suçlara ilişkin konular teknik komitesi, Kıbrıs'ı Türk ekip başkanı Hakkı Önen, komitenin kara para aklanmasına karşı Kıbrıs'taki bankalar birliklerinin katılımıyla gerçekleştirdiği iki toplumlu çalışma neticesinde kara para konusunda Kıbrıs'ın geneli üzerinde yoğunlaşan uluslararası şüpheli ülke imajının ortadan kaldırılmasının sağlandığı inancını belirtti. Afrika Kratos borusu manşetini attı. Memleketimiz Sorma Girhan'ı, denizlerimiz de Sorma Gir Havuzu oldu. Girne'de bulunan Kratos Otel'de yoğun bir boru faaliyeti var. Kalın demir halkalarla ağırlık verilen kocaman borular sahilden denize indiriliyor edindiğimiz bilgiye göre. Borular deniz altına döşenecek. Bazı yetkililer bunun
otelin yeni ısıtma soğutma sistemi ile ilgili olduğunu belirtiyor. Çatalköy Belediyesi'ne bağlı bölgede yapılan bu faaliyet hakkında Girne Belediyesi ile de istişare edilmedi. Denizlerimizi dileyen dilediği gibi kullanıyor. Bunun yasal olup olmadığını araştırdık. İznin Limanlar Dairesi tarafından verildiği öne sürülüyor. Kratos Otel de tıpkı Merit Otel gibi denizimizi de yutuyor. Konuyla ilgili yetkililerden ve hükümetten açıklama bekliyoruz. Evet, bu görüşü, bu haberi sonuçta bu borular niçin döşeniyor, kimin izniyle döşeniyor soru işareti ama o kadar çok berbat ettik ki Girne'yi. Girne'de deniz sahilleri artık neredeyse tamamen kapandı. Açık olan birkaç yer var. Onlar da yakında kapanacak, tükenecek ve denize biz Facebook'tan gireceğiz. O da güzel. Evet. Yemin ederim yani artık denize Facebook'ta gireceğiz. Yani sanal deniz. O da güzel. Denemek lazım. Yani sanayi de zaten oluşur dönüm bilim kışın. O doğaldır ama yani sanayideki doğal denizdir. Ya onu kullan, niye ne etmedi demek istedim. Detayla devam edelim. Homofobik toplum, ülkemizde eşcinselliğin suç olmaktan çıkarıldığı yasa değişikliğinin ikinci yıl dönümünde birçok kurum ve kuruluş binalarına gökkuşağı bayrağı asarak destek belirtmesine rağmen yerleşmiş ön yargıların önüne geçilememesi halen homofobik bir toplum olduğumuz gerçeğini değiştirmiyor, dedi Detay gazetesi. Fasıl 154 ceza yasası kapsamında yapılan değişikliklerle ülkemizde eşcinselliğin suç olmaktan çıkarılmasına rağmen yasa değişikliğinin ikinci yılında Detay gazetesine konuşan uzmanlar, toplumun büyük bir bölümünün eşcinsellere karşı olan yerleşmiş ön yargılarından halen kurtulamadığını dile getirdi. Kuyu Kıbrıs Derneği aktivisti Özgül Ezgin, Detay'a yaptığı açıklamada LGBT bireylerin toplumun her alanında ayrımcılığa uğramaya devam ettiğini dile getirerek bireylerin özgürce yaşamlarını sürdüremediğini, işlerinden kovulma korkusu yaşadığını ve toplumdan dışlanmaya devam ettiğini belirtti. Memleket renklendi. 2 yıl önce geçen yasayla birlikte binaların üstüne renkli merakların asıldığını da aktarıyor Detay. Kıbrıs için barış çağrısı girişimi. Kıbrıs'ın kuzeyinden ve güneyinden gençler yeni bir barış çağrısı atağa başlattı. Facebook üzerinden Kıbrıs Türk ve Rum gençler çektikleri kısa videolarla sınırın öte yanına barış çağrısını gönderirken yapılan çağrı devamında bir davete dönüşüyor. Giderek büyüyen Kıbrıs için barış çağrısı girişimi, iki toplum gençlerinin Kıbrıs'tan neden barış istediklerini özgürce ifade etmeleri açısından büyük önem taşıyor. Evet, ve derin yağ ve akliç kapıları için son düzlüğe girildi. Az önce aktardık detayları. Gece kulüplerine gece baskını yapılan kontrollerde yine Detay gazetesinde. Ne arıyoruz? Önce ona karar vermek lazım. Gece kulüplerinde. Ne mi arıyoruz? Ne arıyoruz? Bilmem, ben hiç gittiğim bir yer değil. Dolayısıyla bir şey aramıyorum. Bilmem yani sen ne arayacaksın? Konsumatris olarak çalıştırılması gereken ama konsumatris olarak çalıştırılmayan kadınlardan bilgi alıp o işletmelerin patronlarına ceza Türkçesi nedir? İçin mi? Nedir? İşte ne yapar konsumatris? Tamam, ne yapar işte, söyle bakayım. Sen söyle bakayım. Sor Türk Dil Kurumu'na bakalım. Tamam. Konsumatris aslında kelime olarak kelime anlamı muhabbet tellalıdır. Tamam. Yani sohbet eden anlamında, muhabbet eden. Kibar bir diz orada da yani ne? Konsumatristlik için. Orada da muhabbet ettiğini işte olması da onu düşündüler. Evet. Ama yani ben çok merak ederim. Şimdi sadece muhabbetin olduğu yerse, sadece konsumatristlik yapılan yerse, bu yasa bu gibi yerlerde kaç oda olacağıyla ilgili herhangi bir bölüm yok mu? Bu yasanın belli değil mi? Bu yasalarda örneğin yatak odalarının oluşunu nasıl? Ona ne gittin? AIDS testini için yaparlar. Tamam, üstünden vergisi de alınır. O da var. Yok mu?
Her neyse. Yani sonuçta bilmem ne aradılar. Ederim. Yani bilmem ne aradılar ama zaten söz konusu polis arkadaş da müşteri olarak gitmiş de kavga çıktı da böyle oldu. Yani dolayısıyla onun ne aradığını ben bilmem. Herhalde muhabbet arardı. Tabii soru yabancı ülkelerden gelen, Moldova'dan ya da Rusya'dan çoğu zaman geldiği söyleniyor. Hangi dilde muhabbet ediliyor acaba? Onu ben merak ettim. Yani orada da bir çevirmen mi var, simultane bizim kullandığımız yöntemler mi yapılıyor, altyazı mı veriliyor bilmiyorum. Evet. Bağlanacak halimize gerçekten gülüyoruz. Bilmediğimiz bir şey arıyor gibi gidip neyin kontrolünü yapıyor bizim polisimiz. Hayır o arkadaş yani kontrole gitmemiş. O ayrı. Muhabbete gitmiş. Neden dokunulamıyor? Kime? Çok sorun var. Kime? Yani gece kulüpleriyle ilgili. Neden adam atılamıyor? Kimlerdir engel? Ertuğrul Asipoğlu hatırlamak ne dedi? Hatırlama istersen. Yani hatırlama. Söyleme tabii yayında. Yayında söyle. Yayında söylersen bipler hocan hazır ama ol. Neden dokunulamadığını ben merak ederim. Kime? Gece kulüpleri. Ne için dokunulsun? Yasaldır. Yani hep hayalimdir örneğin. Kapı çıksan, kadar yasa var. Zaman zaman konuşulur zaten bununla ilgili işte. Gece kulüpleriyle ilgili bir çalışma da vardı. CTP milletvekili Doğuş Derya ile konuştuk daha önce. Ama ben meclisteki her bir milletvekilinin, parti başkanlarının, milletvekillerinin çıkıp gece kulübüyle sadece bir gününü buna ayırmasını isterim. Ve merakla bekleyeceğim öyle bir şey olsa oturup izleyeceğim kimin ne söylediğini. Bir günün ne yapsın? Tamamen meclisi örneğin bir gününü düşün. Tabii bizim programladığımız ya gibi bir gün konuşsun meclisi. Ama konuşmayan olmaz işte. Hayır. Bu iştir. Yani düşüncelerini de merak ederim. Toplumun yüzüne baka baka ne söyleyeceğini. Yani bunu sadece kadınlar savunamaz çünkü. Peki. Yani meclis bunu değerlendirsin Sibel Hanım. Meclis Başkanı gündeme alsın. Yani sen bunu önerdin. Yani alsın. Belki konuşurlar ama konuşmayla nere varılacak bilmem. Kriz projeleri de vurdu. Star Kıbrıs'ta da havadis mantığıyla yazılmış bir başka haber. Yani yanlış anlaşılmasın. Yani bu konuda işte sadece havadis ya da Star bunu yazdı diye değil. Bu artık genelin görüş oldu. Atalım imzayı, kapalım parayı. Şeyin bir çanta parodisi vardı. Levent Kırca'nın. O hikayeyi, o parodiyi hatırlayanlar bilir. Yani işte onur, ahlak, etik, dürüstlük vesaire falan filan. Boş ver, kap çantayı derdi. Boş ver demezdi orada, başka bir şey söylerdi. Da şimdi yayında ben söyleyemem. Rahmetli Levent Kırca'nın o çanta meselesi. Boş ver onuru, boş ver etiği, boş ver ilkeyi, boş ver prensibi. Boş ver geçmişte söylediklerimi, kap çantayı. Evet. Üstelik daha sterlin, dolar ve euro'yu böyle karakterize şeyleriyle, logolarıyla manşetinde fotoğrafladı bakın ekranda. Yani insanın canı da çeker şimdi. İngiliz bayrağı giydirilmiş sterlinler cüzdan da dolu olsun böyle matsa matsa. Dolarlar cepte, eurolar da çorapta. Çorapta para taşıyan kaldı mı çok merak ederim. Eskiden çok taşınırdı. Nasıl çorapta? Ha böyle çorabın içine. Güvenli yer. Ne bileyim yani. Ne kadar güvenliydi bilmiyorum. Vallahi çorapta çok taşıyan şeyler vardı. İnsanlar vardı eskiden. Şimdi bilmem çorapta şey para taşıyan kaldı mı? Sigara taşıyan bilmiyorum. Sigara taşıyan da kalmadı artık. Sigara paketini. Şimdi eskiden pantolonlar anladığım kadarıyla dar olurdu ya ve işte şey olmazdı cebi. Ya da cebi olsa bile sığmazdı paketi. Ya da cebine koyduğunda sigarayı. Erkekler için söylüyorum. Şimdi sen kadınları düşünme. Yok hayal ettim. Hangi yıllarda acaba? O düşük bel, işte dar pantolon. Bol paçalı pantolonlar dönemi 70'li herhalde. 70'li yıllar. 68 kuşağı 70'li yıllar diye hatırlıyorum. Yani yok ki hatırlarım. Filmlerden yaşım tutmaz. Yatırlandı. Her neyse. Şimdi 20 yaş şeyine. Çünkü 48. Dolayısıyla şey oldu. Yani merak ettim. Şimdi sigara paketini. Tabii gömlekte de yoksa cep en pratik yer şeydi, çorap. Gömlekler de derdi herhalde değil mi? Nasıl? Yani o dönemleri hatırladığında bilmem yanılır mıyım. Ama dar gömlekler, evet. Beli düşük, dar, bol paça,
Pantolonlar. Beli düşük müydü? Beli düşük. Erkeklerin? Erkeklerin tabii. Beli düşük şey değildi. Vardı öyle pantolonlar. Tabii kalın kemerler. Bilmem. Bilmem. Ben... O dönemi yetişmedin sen. Hayır. Doğru. Michael Jackson dönemini söyleyin sen. Antin. O tür pantolonlar. Yine ben eski fotoğraflarda görürüm. Ya, kumaş pantolon. Kumaş pantolon. Beli düşük. Beli düşük dedimse herhalde tam düşük belden bahsetmedim. Tam yüksek belden. Ya bu son dönemlerde. Ama normal değil, daha aşağıda. Bir dönem vardı bu birkaç sene önce böyle çok düşük pantolonlar falan. Hmm. Şimdi onlar yok galiba. Bir giyen var. Var. Neyse ben görmem. Geçen ayında bir arkadaş mesaj attı. Sen hiçbir döneme yetişmedin. Ne 70'lerin içinde varsın. Ben mix giyinirim. Ne 2010'ların içindesin. Ya tamam. Şimdikini bilmem. O zamanı bilmem. Sen hangi dönemde? Ben modaya uymak zorunda mıyım? Hayır, hangi dönem? Moda bana modaya olsun. Uyma değil. Şimdikileri giyerler mi bilmem. 2000 şeye de yetişmedin. Zaten 70'lere de yetişmedin. Sonra doğdun sen. 70'den önce doğmadın. 80'lerde doğdun. 68'de doğdum ben. 80'lerde doğdun. Senin tamam, gibi yaşımı küçültmem. Hiç dedi küçültmedim ben. Ama senin gibi de 70'leri bilmem demedim. Ben bile işte 80'lisi sonrası. Evet, çorapta sigara ya da paradaş yanı varsa mesaj atsın mesela. Hala daha. Yoktur herhalde. Ben ne bileyim. Varsa da çok belki de kaldı. Her neyse dolar isterdin ve euro logoları böyle şey çektirdi, can çektirdi. Kriz projeleri de vurdu diyor. Ve İnşaat Müteahhitleri Başkanı Cafer Gürcafer su ve protokol krizinden dolayı ekonominin çok büyük zarar gördüğüne dikkati çekerek Türkiye tarafından finanse edilen tüm projelerin durduğunu söyledi. Yani ben başbakanı çağrı yapayım. Yani bir an önce atsınlar imzayı. Ne isterse de yazsın Ertan Tosun. Hiç bakmayalım bile, tartışmayalım bile. Yani bence artık şey de yapmayalım. Yani böyle suymuş, protokolmüş, ekonomik krizmiş falan. Gazeteler böyle light, mesela orta sayfada bu tür fotoğraflar yayınlıyorlar. Orta sayfaları ön sayfalara taşıyalım. İnsanların ruh halini pozitife çevirelim. Diyelim ki bakın güneş bugün gene doğdu falan. Yani böyle bakalım hayata. Programlarda da hep böyle şey konuşalım. Nedir o? Fal bakalım. Geleceğe dönük hep olumlu şeylerle ilgili konuşalım. Sorunları unutalım, konuşmayalım. Konuşmayınca sorunlar yok olurmuş. Bir de bunu deneyelim. Olmaz. Olur, deneyelim. Bak yarın ben artık orta sayfaları okuyacağım. Orta sayfalardaki manşetleri ön sayfalara aktarmayı öneriyorum. Bu ülke çok daha kolay idare edilir. Halkın Sesi Gazetesi ile devam ediyoruz. Bizi ölüme terk ediyorlar dedi Halkın Sesi Gazetesi. 80 yaşında insanız. Ankara'da ne yaparız? Oradaki doktorlar ayağımıza yakın doğuda geliyor. Aynı imkanlar burada da var diyen Tilkioğlu, imkanlarını zorlayarak eşini Yediyor Hastanesi'ne götürdüğünü, hastanede kaldığı süre içinde onlarca torpilli hastanın devlet hastanesinden sevk edildiğine tanık olduğunu dile getirerek torpile tepkisini ortaya koydu ve detayları da Halkın Sesi Gazetesi'nde. Evet, bak Haldun abim diyor ki modayı kendiniz yaradın diyeceğim ama artık fit olmak zorundayız diye de ekledi. Ben de zannettim iyi bir şey yazdın Haldun abi. Yani fit olmak zorundayız da yani fitiz de fit değil miyiz? Bilemem ama fitten fite değişir. Spor bıraktın sen. Bakıştan bakışa değişir herhalde. Bıraktın mı sen futbol sporu? Ben işte bu hastalıklardan kurtulduğumda başlayacağım ama sonuçta yavaşçık yürüyorum. Sosyalleşmeden uzak durduğunda herhalde. Spordan uzak durmadığın sürece ben sosyalleşmeden uzak duramam. İşte sorun o. İşte bu mesleğin, bu işin sosyal tarafı maalesef çok, devam çok, eder. Evet, çok sosyal olunca daha da zor tansiyonu idare etme. Herhalde. Yok tansiyonu idare ederim de yani sonuçta yürüyüş birazcık aksadı. Hafif tempolu herhalde. Yani dönemde, doktor önerisiyle olması zaten önemli. Herkesin kendi kafasına göre. Önümüzdeki dönemde bir başka sıkıntı olacak. Dolayısıyla herhalde birazcık daha
uzar ama başlayacağız yine. Ortam hangisi doğru diye dünkü tartışmayı aldı gündemine. TC Büyükelçisi Kambay'ın Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklaması dün hayret uyandırmıştı. Dünkü gazetelerden aktarırken yorumlarımızı yapmıştık. Ercan konusunda son durum, Tahsin Ertuğruloğlu hakkında meclis soruşturması istendi. Kalyoncu şeffaflıktan yanayız dedi. Telsin'in özelleştirmeye karşı mücadelesi devam ediyor. Fransa'da Adalet Bakanı istifa etti. Dosyasını aldı ve gitti. Savunduğu değerlerden ödün vermeyen Fransa'da Adalet Bakanı Christiane Taubira onur ve dik duruşunu istifa ederek gösterdi deniliyor. Ve İnsan Hakları İzleme Örgütü dünya raporunu açıkladı. Korku politikaları tüm dünyada insan haklarının gerilemesine neden olduğu deniliyor. Değerli izleyenler, gazetelerin ön sayfalarına baktık. Basında bugün bölümümüzün sonundayız. Değerli izleyenler, sırada spor sayfaları var. Kıbrıs'ın enerjisi, Kıbrıs Türk Petrolleri spor gündemini sunar. Spor sayfalarına yeni düzenle başlıyoruz. Atletlerimiz salonda parladı manşetini attı gazete. Atletizm Federasyonu kafilesi İstanbul'da Aslı Çakır Alptekin spor salonunda düzenlenen Türkiye 16 yaş altı ve Yıldızlar Salon Atletizm Şampiyonası'nda başarılı sonuçlar elde etti. Yeni tarihler belirlendi. Ertelenen Beşiktaş, Mersin İdman Yurdu ve Trabzon Beşiktaş maçları Şubat ve Mart aylarında oynanacak. Halkın sesine göz atalım. Değirmenlik'te Amani şoku. Değirmenlik'in dün Sadık Cemil Gürsad'ın da Hamitköy'le oynadığı hazırlık maçında rakibinin darbesiyle yerde kalan Amani hastaneye kaldırılırken pazartesi gününe kadar dinlendirileceği bildirildi. Havadis erkeklerde Yakundo İlkokulu, kızlarda Gönyeli manşetini attı. İlkokullar arası basket birinciliğinde finaller dün Lefkoşa spor salonunda oynandı. Fener kendini yormadı, 0-0'lık kupa sonucu Antalya'yla dün yedeklerle çıktı takımlar. Detay gazetesinde Akıncı Engelliler Spor Federasyonu heyetini kabul etti başlığı var. Cumhurbaşkanı Akıncı Engelliler Spor Federasyonu heyetini kabul etti. Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Sedat Hacı Mehmet takımlarının Türkiye ve Avrupa ülkelerinde maç yapmasını sağlayan bir kurum olduklarını anımsatarak Spor Bakanlığı'na bağlı olmalarına rağmen gerekli desteği alamadıklarını söyledi. Afrika'da ilkokullar arası basket final sonuçlarını aktarıyor. Erkeklerde Yakundo, kızlarda Gönyeli şampiyon diye. Jimnastikte monitör testi yapılacak. Kupada Ocak avantaj yakaladı. 2-0 yendi Gege'yi. Vatan gazetesinde Ocak tura çok yakın başlığını görüyoruz. Gençlik Gücü iki eksikle çıktığı karşılaşmada mağlup olmaktan kurtulamadı. Star Kıbrıs'ta Emmanuel Emenike'nin West Ham'la imzaladığı sözleşme imzalamak üzere olduğu söyleniyor. U14 karmaları hazırlıklarını sürdürüyor. Engelliler Spor Federasyonu Cumhurbaşkanı Akıncı'yı ziyaret etti. Kıbrıs gazetesi avantaj Ocak'taydı. Az önce aktardığımız haberdi bu da. Kıbrıs'ta birinci sayfasından aktarmış spor sayfası. Ortam ise Ocak turun kapısını araladı diyerek 2-0'lık GG maçının sonucunu aktarıyor. Engelliler Spor Federasyonu'na destek Cumhurbaşkanı'ndan geldi. Engellilerin yeni koçu Serbülent oldu. Değerli izleyenler, spor basınından da bazı başlıkları aktardık. Spor bülteninin sonundayız. Kıbrıs'ın enerjisi, Kıbrıs Türk Petrolleri spor gündemini sundu. Spor haberlerini sunduk. Bu kez ekonomiye göz atıyoruz.
Turizm Bakanlığı, ülke turizm sektör temsilcileriyle birlikte yurtdışı turizm tanıtım ve pazarlama çalışmaları kapsamında 22-24 Ocak tarihleri arasında İrlanda Cumhuriyeti'nin Dublin kentinde düzenlenen The Holiday World Show 2016 fuarına katıldı. 50 ülkeden yaklaşık 1000 turizm profesyonelinin katıldığı fuarda bakanlık yetkilileriyle sektör temsilcileri İrlanda, İngiltere ve diğer Avrupalı tur operatörleriyle bir araya gelerek görüşmeler gerçekleştirdi. Ziyaretçilere ülke turizmi hakkında bilgiler verdi. Turizm Bakanı Faik Sucuoğlu, turizm sektörü temsilcileriyle İstanbul Emit Turizm Fuarı'na yönelik toplantı gerçekleştirdi. Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği, Kıbrıs Türk Rehberler Birliği, Respir ve Gazinocular Birliği temsilcilerinin katıldığı toplantı bakanlık binasında yer aldı. Toplantıda fuarda yapılacak tanıtım ve pazarlama faaliyetleri hakkında turizm paydaşlarından görüş ve öneri alındı. Turizm Bakanı Sucuoğlu, İstanbul'da gerçekleşecek Emit Turizm Fuarı'na büyük önem verdiklerini belirterek Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye'de imajını yukarılara çıkarmak için çalıştıklarını ifade etti. Türkiye pazarının Kuzey Kıbrıs turizmi için çok önemli olduğunu belirten Sucuoğlu, Türkiye'de her yıl 8 milyon kişinin yabancı ülkeleri ziyaret ettiğini kaydetti. Bu turist sayısının %10'una talip olacaklarını belirten Bakan Sucuoğlu, fuardaki tanıtım faaliyetlerine ağırlık vereceklerini ifade etti. Değerli izleyenler, ekonomi haberlerini izledik. Sırada dünyadaki gelişmeler var. İngiltere'de çıkan gazetelerde, Financial Times gazetesinde özellikle, Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Can Dündar ve gazetenin Ankara temsilcisi Erdem Gül için savcılığın müebbet hapis istemesiyle ilgili olarak İddianame Türkiye'de demokrasinin durumuyla ilgili kaygıları artırıyor yorumunu yaptı. Dündar ve Erdem, silah yüklü MİT tırlarıyla ilgili haber nedeniyle geçen Kasım'da tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Financial Times soruşturmanın tamamlandığını ve hazırlanan iddianamede Dündar ve Erdem'in casusluk yapmak, hükümeti zor kullanarak devirmeye çalışmak ve terör örgütünü desteklemekle suçlandığını aktarıyor. İddianame, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile üyelik müzakerelerini canlandırmaya ve komşusu Suriye'de IŞİD'le savaşta Amerika'nın sağlam bir müttefiki olmaya çalıştığı bir dönemde ülkede demokrasinin durumuyla ilgili endişeleri artıracak. İddianamede Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan müşteki olarak yer alıyor. İddianame, Türkiye'de medyada ve akademi dünyasında muhalif seslere yönelik baskının arttığı ve PKK'ya karşı operasyonların yoğunlaştığı bir döneme denk geldi diyor gazete. Ve bölgedeki güvenlik operasyonlarına son verilmesi çağrısı yapan 1100'den fazla akademisyen hakkında da soruşturma başlatıldığını hatırlatıyor Financial Times. Independent'da Ruslar çeliği Rabia'da arıyor demiş. Kasım'da Türkiye tarafından düşürülen Rus savaş uçağının pilotlarından birini havada vurduğu öne sürülen Elazığlı Alparslan Çelik'in Rus Hava Kuvvetleri ve yerel milislerce Rabia kasabasında arandığını yazdı Independent gazete. Türkmen Dağı bölgesinde stratejik öneme sahip kasabanın hafta sonunda Suriye ordusu tarafından geri alındığını hatırlatıyor ve Çelik'in saflarında savaştığı Türkmenlerin son dönemde ağır kayıplar verdiği belirtilmiş. Rusların desteğindeki Suriye ordusunun kazanımları Türkiye'yi kaygılandırıyor. Muhalefet güçlerinin ikmal yolları tehdit altında ve Türkiye sınırının daha büyük bir bölümünü Esad'la paylaşmak zorunda kalabilir. Bölgede aralarında Türkmenlerin de olduğu birkaç grup yaşıyor. Ankara isyancı Türkmen tugaylarını destekliyor. Türkmenlerin davasına Alparslan Çelik gibi Türk milliyetçiler destek veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusları Türkmenleri hedef almaması için defalarca uyarmıştı. Türkmenlerin durumu dünkü Milli Güvenlik Kurulu toplantısında da ele alındı. Türk medyası Lazkiye'deki Türkmen köylerinin etnik temizlik tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu yazıyor. Türk Kızılay'ından Doktor Kerem Kınık, Independent'a yaptığı açıklamada Rus hava saldırıları ve çatışmaların sürmesi nedeniyle Lazkiye'de durumun çok hassas olduğunu, isyancıların toprak kaybettiğini söyledi. Kınık ve diğer yerel kaynaklar Bayır Bucak olarak bilinen bölgede sivillerin Türkmen köylerini terk ettiğini, ancak 5-6 bin Türkmen sivilin Suriye sınırı yakınlarındaki kamplarda çok zor koşullarda yaşadığını aktardı. Evet, kan durmuyor. İnsanların trajedisi artarak devam ediyor bölgede.
ve bunların önemli bir kısmı da göç yollarında ne yazık ki hayatını kaybediyor bu soğuk kış gününde. Savcı köşeye sıkıştı Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti Türkiye medyasına geçtik. 2 aylık tutukluluk sonrası hazırlanan iddianamede tek delil köşe yazıları ve haberler. Yeni Düzen'de de bugün vardı bu haber. İstanbul Başsavcısı Başsavcı Vekili İrfan Fidan tarafından hazırlanan ve 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen 473 sayfalık iddianamede suçlama çok, suça ilişkin delil ise yok denilmiş. Can Dündar ve Erdem Gül'ün mahkemede gülerken resmedilmiş fotoğrafları var. Herhalde Türk adaletinin geldiği noktaya gülüyorlardır iki düşün insanı. Can Dündar imzalı iddianame başlıklı bir haber var Murat Sabuncu'nun yazdığı. Suçlamada sınır yok ve İlhan Selçuk da bu yollardan geçmişti denilmiş. Ergenekon'da 3 köşe yazısı ve kitapları delil yapılmıştı deniliyor. Dünya Gazetesi'ne bakalım. Terör mağduru kentler 303'lük paketi bekliyor denmiş. Hükümetin 303 maddelik terörle mücadele paketi hazırlığı bölgede beklentileri yükseltti. Terörden etkilenen kentlere ve ayrıcalık sağlayacak Türkiye hükümeti. TT entegrasyonda dünya devlerini geride bırakmış TT.net markaları. Böyle bir haber var dünyada. Milliyet kıdemde kayıp yok demiş Çalışma Bakanı Süleyman Soylu. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı fonunu Milliyet'e anlattı. Zika paniği Avrupa'da Amerika kıtasını tehdit eden Zika virüsüne Avrupa'da da rastlandığı belirtiliyor. Evet, bugünlerde adını hiç duymadığım bir iki hastalık duydum. Hatırlamıyorum ne duyduğumu ama böyle ilginç hastalık isimleri de çıktı ortaya. Sözcü gazetesi Selo'ya bay bay, Zana'ya hay hay diye böyle bir kafiyeli manşet attı. Artık HDP muhatap alınmayacak diyen Erdoğan, yemini geçersiz sayılan Zana'yla sarayda görüşecek. Başkanlık hayali için yeni açılıma hazırlandığı söylenen Erdoğan, Demirtaş'ı sildi. Şimdi aracı olarak HDP'li Leyla Zana'yı kullanacak diyor Sözcü. Ve Taraf gazetesi yolsuzlukta en hızlı ülke manşetini attı. Uluslararası Şeffaflık Örgütü 2015 yılı yolsuzluk algılama endeksini açıkladı. Türkiye 168 ülke arasında yolsuzluk artışında en hızlı 5. ülke oldu. Bu raporları TC Yardım Heyeti'ne ben atfediyorum. Buradan gönderiyorum bize örnek gösterdikleri Türkiye modeli için. Zaman gazetesi 3 rapor 3 vahim sonuç diyerek İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün son 2 yılda Türkiye'de hak ihlalleri zirve yaptı. Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün yolsuzluk endeksinden kötü not ve Freedom House'dan baskılar arttı, özgürlükler geriye gidiyor raporlarını. Üçünü de birleştirdi ve 3 rapor 3 vahim sonuç manşetini attı. Yolu Türkiye yolu olanlar düşünsün. Ben o yolu çoktan reddettim. Türkiye medyasını ve dünya medyasını da noktaladık. Evet, böylelikle sabah kahvesini noktalıyoruz. Az sonra Radyo Gazetesi ile karşınızda olacağız ve stüdyomuzda ise Yüksek Yönetim Denetçisi Sayın Emine Dizdarlı olacak. Soru ya da görüşlerinizi Kanal Sim'in Facebook sayfası üzerinden bize ulaştırabileceksiniz. Değerli izleyenler, ayın son perşembesinin de sonuna geldik. Sabah kahvesi ekibi olarak hepinize güzel, keyifli bir gün diliyoruz. Birazdan Emine Dizdarlı'yı merakla izleyeceğiz. Ombudsperson olarak Yüksek Yönetim Denetçisi. Ülkenin çok denetime, disipline elbette ihtiyacı var. Ama onun ötesinde onurlu dik duruşlara ihtiyacı var. Ve bu duruşlar bugün sergilenmezse yarın çok geç olacak. Bunu mutlaka bir gün hatırlayacağız. Hepinize güzel, keyifli bir gün diliyorum. Yarın sabah görüşmek dileğiyle.
Sabah kahvesi. Güvenceniz, geleceğiniz, malınız, varlığınız ve rahatınız için Şeker Sigorta Kıbrıs Limited. Araç, konut ve iş yeri sigorta işlerinde şeker poliçenizin keyfini yaşayın. Şeker Sigorta Kıbrıs Limited, sabah kahvesini...